Dedim ki, dün dedim tavan çöktü dedim. İnanmadılar. Buyurunuz bu sizin. E, masaj özelliği var, masaj özelliğini açayım mı? Yok, aşk, gerek yok. Allah. Nereye bakıyorum? Ha, Şimdi ha, çekti. kamera burada. Fazla mı ışıklıyız? Bir dakika şu ışık Fazla ayarını yapayım. Işık, evet. Sen zaten beyazsın da. Hemen hemen hallediyorum. Rasmahar. Ee, e, e, e. Ben bu işi çok bilmiyorum herhalde baba. Rasmahar ne ya? Ah böyle daha iyi mi? Yok olmadı. Parlaklığı gitti bu. Tamam. Biraz daha karanlık. Böyle de biz çok parladık. Bir şey abi. White balance. White balance'ı... Daha önce niye ayarlamadın? Hayır ben şey... E Burası iyi. Ben green screen kullanıyorum ya o yüzden baba. Evet. Böyle oldu gibi ya. Evet vatandaşı bekletme. Ya vatandaş beklesin canım ben seni buraya getireceğim diye çok uğraştım. Hadi ya. Evet çok uğraştım. Ha baba diyor. Evet. Chat burada yazılanları okuyabilirsin. Ben takip edemem onu. Ben neredeyim? Eee yok sen buradasın. O aşağıda çalışıyor. Ama chat'i takip etmek için bunu aşağıya alıyorum. Ben hiç yok. Heh, oraya. Tam buraya aldım. evet. Evet abi. Hoş geldin baba. Hoş bulduk Ahmetciğim. Nasılsın? İdare ediyoruz. Yanında sigara içsem ayıp olur mu? Teşekkür Hiç. ederim. Hiç Ama çok eleştiri aldın geçmişte ondan. İşte ben o yüzden baştan sorayım dedim de insanlar <laughs> bu konuya takılmadığını bilsinler yani. Tamam ben izin versem bile fırça atıyorlar sana. Onlara e, ne canım bu bizim kendi aile içimizdeki yapımız değil mi? Hayda. Hayda. <laughs> Umur baba katraşın dışına çıkıyor. Bak. Hayır çıkmıyorsun. Gel Hı böyle acık. Ben dışarı. ben ben çıkarım dışarı. Hiç önemli değil. Mi ee, sesi biraz az geliyor çünkü biraz az içinden konuşuyor babam biraz daha yüksek sesle konuşursan daha iyi olabilir ses tamam, abi. arttırırım ben biraz da buradan birazcık arttırırım evet arkadaşlar <laughs> sorularınızı bekliyoruz Fener alacak bu kupayı diyorlar basket sorusuyla başladık baba Hangi şeyi Eurolikten bahsediyor herhalde Fener başka ne kupası alacak Gerçi futbolu ben hiç takip etmiyorum. Euroleague zor hocam. zor ama olabilir yani. İki adaydan birisi. Diğeri kim? Real Madrid. csk yenildik ama. O önemli değil. Şuanda sıralama şeyi. Ha. Sıralama olduğu için önemli değil. Önemli olan final var ki kalır herhalde. Bak bir tanesi CSK önemli oh, değil. Yeah. Bilenler var demek ki. Var tabii canım. Var. Baba mikrofon burada. Mikrofona doğru konuşursan daha çok alır sesini. Nasıl bir şey yapayım? E bak, ya hay ya. kafanı çevirsen yeter konuşurken. Selamlar efendim. Nasılsınız acaba? Böyle basit sorularla gelmeyin arkadaşlar. Ne yazmış? Selamlar efendim. Nasılsınız diyor. Ha emekli evet bıraktım. Tam bıraktım. Emeklilik sonrası 5 sene İstanbul'da çalıştım. Şimdi tam bıraktım. Ekim'den beri. Çok mutluyum. Böyle gezebiliyorum. Gezebiliyorum. Daha önce gezemiyordum. Şimdi Ahmet'in yanındayım. Yarın ablasının yanına gidiyorum. 10 gün sonra da Kıbrıs'tayım. Neden tıp? Neden tıp abi? Oraya doğru kaydık gittik işte. İki tane seçenek vardı bizim zamanımızda. Ya fen bilimleri, mühendislikler. Ya da şey tıp. Biz tıpı seçtik. Kaç senesinde girdin üniversite sınavına o zaman? 1970. 70. Evet. Günümüz siyasetine girmiyoruz arkadaşlar. Siyaset dışında her şeyi sorabilirsiniz. askerliği soruyor. Onu izle edeyim arkadaşlar. Biz Kıbrıs'ta askerlik biraz farklıdır. Askerliğini yapmayana üniversite eğitimi imkanı verilmiyordu. İzin, izni verilmiyordu. Kıbrıs'tan çıkamıyorduk. Biz 16 yaşında askeri yazıldık. Asker derken tırnak içinde mücahit. Mücahit olarak yazıldık. Ee, 32 ay mücahitlik yaptım. Okul bittikten sonra, tıpı kazandıktan sonra bir sene daha mücahitlik yaptım. Öyle izin verdiler. Ve burslu okuduk. Kullandığın silah neydi baba? Kullandığım silah şey işte Thompson, Brengan. Oh, Brengan, oh, yeah. ayaklı Brengan, otomatik. İngiliz silahı arkadaşlar bunlar. Thompson ve Brangan. İngiliz silahıdır. İkinci Dünya Savaşı'nda da kullanılmış silahlar. Tabi piyade vardı. Piyade vardı öyle şeyli. Sürgülü. Sürgülü. O da Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma. Hala daha çalışıyorlar. Piyadeler hala daha çalışır. Menzili çok iyidir. Yaklaşık 1200 metre herhalde. Zannederim. Mermileri. Mermisi iyi yedi mermisi 7.62 onların tabi. Evet, dene Ha benim dedem Kıbrıs'ta savaşa gitti diyor. Doğrudur. Eline sağlık. Eline sağlık. Sesim gidiyor mu Ahmet? Gidiyor. Ha, gidiyor. Evet, tamam. Şu şu bardan görebilirsin. Bu bizim sesimiz. Alttaki. Ha, evet. 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 Başka soru var mı abi? Şeyhün Doktor peki. olmasan ne olmak isterdin? Güzel soru. He? Doktor olmasan ne olurdun? Ne olmak isterdin? Ne iş yapmak isterdin? Hocam varsayımlı sorular olmaz ya. Bilemiyorsun. İnsanın kendi hayatının akışı nereye gideceğini tek başına saptayamıyorsun. İnsanın gelişimini, kültürünü, ilerideki hayatını, ailesi, toplum, konjonktür, şartlar ve o dönemdeki şeyler, ihtiyaçlar belirler. Şu olmasam bu olur muydum? Bunlar varsayımlı. Aynı şey gibi. Bazen be, benim en çok e, karşı karşıya geldiğim sorulardan bir tanesi. Doğru, yeni doğan şey diyor, Doktor Bey tamam, normal doğum bahsettin. mu iyi? Sezeryan mı iyi? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Gebenin kendi şartlarına göre e, oluşan şartlarda gelişen bir olaydır. Normal doğum ve sezeryan. Ama biz tabi önce normal doğumu denemek istiyoruz. Sonra Sezerene geçiyoruz. Gene çaktırmadan tıpa girdik ama evet, ben evet, yine, genel yine. konuşmak istiyordum. Bugün yine bir tıpa girdik. Örnek olarak verdim. Şimdi hocam anlatayım mı Rum tarafını? Ha birisi sordu evet. Rum tarafıyla Türk tarafı var Kıbrıs'ta durumlar nedir diye sordu. İnsanlar yani pek Şu bilemiyorlar. şey kestiremiyorlar. Hocam, Kıbrıs'taki durumu ben size söyleyeyim. Oradaki durum ...herkes tarafından tam olarak bilinmiyor... ...ateşkes halindeyiz be şu anda... ...bir barış olmadı yani... ...savaş oldu... ...savaştan sonra işte ateşkes oldu... ...ateşkesten sonra... ...bir e, anlaşma imzalanmadığı için... ...şu anda Kıbrıs'taki durum... ...ateşkes halidir... ...ateşkes hali... ...kuzeyde Türkler var... ...güneyde Rumlar var... ...ama güneydeki Rumların... Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler tarafından tanınmaktadır. Bizim Kuzey'deki e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'miz tanınmamaktadır. E, kendi içinde bir demokrasisi, parlamentosu, hukuku, muku her şeyi var yani. Var ama işte tanınmamaktadır. Durum bu. Ya yani Ateşkes halindeyiz. Şu anda. Kapalı Maraş'ı gördün mü diyorlar daha önce? Kapalı Maraş'ı... Daha önce görmedim de bu kapandıktan sonra bir kere bir asker ailesiyle birlikte gitmiştik. Oh, Gördüm. Yeah. Her taraf şey yani nasıl diyeyim sana Arap bitap vaziyette. Binalar camlar kırık. Orman haline gelmiş. Her tarafta yılanlar çıyanlar, miyanlar yani yaşam yok orada. Yaşam yok orada şu anda. Sadece bizim Türk askeri orada birlikleri var. Birlikleri var. Bak. Baba ben bir keresinde bir hikaye anlatmıştım. İnanmadılar bana. Kıbrıs'a feribotla gitmiştik de herkes kusmuştu geberiyordu feribotta. Hatır hatırladın mı onu? Yo, Alanya'dan yo, çıkmıştık. Var, var. Bir evet. İngiliz ailesi vardı önümüzde bira içiyordu. Çocukları kusup kusup kusmanın içinde cirileniyorlardı. Tamam Olur yani deniz yolculuğunda alışkın olmayanlar kusabilir. Hatta sen önceden... bile kötü olmuştun bu arada ya. Hayır önceden ilaç almak lazım. İlaç almak lazım. Çok sallarsa çok sallarsa dalgaya karşı giderse gemi kusmalar oluyor. Bunda inanmayacak bir şey yok ki. Yani kusma olabilir. Abi şimdi chat ne dedi? 68 yılında askerlik yaptım diyor. Sen diyorsun ki Kıbrıs Savaşı'nda savaştın mı? Mücahitlik yapmış oğlum adam. Ee, bazı ha, insanlar anlama kıtlığı yaşayabiliyor. Vay Kıbrıs Savaşı'nda vardım ben. Yani, Ha şeydim e, tıp fakültesi öğrencisiydim. Üçüncü sınıftaydım. Tatile gittik. İstanbul ile gittikten 5 gün sonra e, Rum tarafında darbe oldu. Darbeden kaç gün sonra 20 Temmuz 5-6 gün sonra da Türk ordusu müdahale etti. Oradaki Türkleri korumak ve kurtarmak üzere. Oh, yeah. Orada ben de zaten 16 yaşın üzerindeki herkes seferberliğe çağrıldı. Ben de çağrıldım. Ben gittim hastanelerde stajyer ve işte yardımcı olarak çalıştım. Yani elime silah almadan bir çalıştım yani. Çalışmak zorundasın. Gittik işte yaralılara baktık, şey yaptık falan. O sene biz Türkiye'ye dönemedik. Türkiye'de okuyordum ben. İstanbul çapatıp dönemedik. Kasım, Kasım'ın 15'inden sonra dönebildik. Çünkü savaş hali olduğu için ve girmediğimiz imtihanlar vardı. O imtihanları bizi ayrıca Kıbrıs'ta doktor adaylarını tekrar imtihana soktular. İmtihanlarımızı geçtik, devam ettik. Öyle bir hatıramız var. Yani ama sen askerliğini yaptığında da yine bir gergin dönem. Bir... 63'ten sonra var tabii. tabii. Yani... 60 yani 1960'da kuruldu Kıbrıs Cumhuriyeti. Türk ve Rum ortaklığında. Rassamaha. 63'te Rumlar tamamına egemen olmak istedikleri için bir kantonal savaşlar oldu bir gerginlik vardı zaten hı hı. gerginlik olmasa biz nerede mücahitlik yapacaktık e işte yani ha. hayır bilmedikleri için kantonlara ayrılmıştık bizim kantonlarımıza onları sokmuyorduk biz o sokmadığımız kantonlarda da mücahitliğimizi yaptık bekçiliğimizi yaptık öyle bir durum ha. birisi şeyi sordu baba hangisini ee, Ahmet abinin en nefret ettiğin huyu ne benim ha G3 o zaman çıkmamış mıydı diyor ederim yeni yeni çıkmıştı. Zannederim. 68'de diyorsan 74'te çıktı. Tabii 68'de, 68'de yok. Sen 68'de mücadeleni yaparken en fazla Thompson, Brengan. Tabi Tabii Bren çok güzel silah tamam Bren. E, Bren Çünkü şey ayaklı olan. Silahın güzel olması nedir? Ateş açarken ısınan silahlar hiç iyi silahlar değil. Isınır, tutukluk yapar. Mermi atamasın. Bren'de öyle bir şey yoktu. Çok eski bir silah yani, olmasına rağmen. Bir bölükte rağmen, de Bren mi vardı? Hayır. Her takımda dört tane şey vardı. Ee, Stan. Dört tane brand vardı. Hmm. Her takımda. Takımda işte 22-28 arası kişi hmm. oluyordu. O dört'ten biri sendin yani brandle. Bir e, tane tamam da <laughs> Bir dakika bunlar önemli şimdi. Biz savaş oyunu oynuyoruz bütün gün. Tamam. Brianabiliriz, Stanabiliriz. Tamam da yani biz biz askerlik oh, yeah. yaptık, savaş yapmadık ki. Savaş yapmadık. Yani o benim askerlik yaptığım dönemde savaş olmadı. Yani ufak tefek bile olmadı. Hı hı. Çünkü 69 71 arası yaptım ben. 67'de çok büyük bir savaş oldu. O zamanlar biz 13-14 yaşındaydık. Hı hı. Çok büyük bir savaş oldu yani. Türkiye jetleri gelip Rumlara bomba yağdırdı. Yağdırmak zorunda kaldı. Çünkü adamlar Türk köylerini ezip geçmeye çalışıyorlardı. Geri döndüler. Bunu da böyle burada. Ha oyunlarda bile ısınan silah kullanmam diyor arkadaş. Doğru söylüyor. ha, <laughs> bir de şey vardı. Ben ee, söyleyeyim mi Mehmet? Ne? Instagram sayfam olduğunu artık. Söyle söyle. Instagram'ını söyle tabii. Instagram sayfam var. Cumhur Sonuç arkadaşlar. Ve bir hafta sonra ben Kıbrıs'a gittim de Rum tarafından size içerik göndermeye çalışacağım. Onu Rum nasıl taraf... yapacaksın? Oradan kart alman lazım. Hayır. Sınırda çeker. Ay canım kamerayı alacağım sonra gün döndüğümde ha. yani canlı yapamam onu. Ha, anladım canlı yayın Ha, Story yapamam. Evet. Story yapamam çünkü Rum tarafında arkadaşlar işte Kıbrıs'ın kanayan yarasıdır bu. Rum tarafına gittiğinizde telefonlarınız çalışmıyor. Telefonlarınız çalışmıyor çünkü roaming'e bile izin vermiyorlar. Hmm. Roaming nedir biliyorsunuz. Yabancı ülkeye gidiyorsun parasını çatır çatır ödüyorsun. Başka işte geseme operatöründe bağlanıyorsun. Ona bile izin vermiyorlar. Tık kesiliyor yayınımız. Onun için hani live diyorsunuz değil mi? Live story olmaz. Çekim yapılır. Çekim yapıldıktan sonra Instagram'a değil mi? Parça parça mı? Yoksa? Anca parça parça atabilirsin. En fazla iki dakika video atılıyor çünkü Instagram'a. Onu atmayı düşünüyorum. Çünkü çok istekte bulundunuz. Ahmet'i bayağı sıkıştırdınız. ben de yarın kaçıyorum İstanbul'a. Böyle. Sorularınız varsa. Cumhur amcam beni takip ediyor. Evet doğru. Takip ettiğim arkadaşlar var arkadaşlar. Evet. Youtube kanalı aç. Yapamam çocuklar ona ya. Bu da şey işte oldu. Bu da öylesine kendiliğine spontan gelişti. Abi yayıncı olacağım dediğinde babamın ne tepki verdiğini milyon kere anlattım. Onu artık YouTube'dan bakın. Hangisi? Burada da bizi şey yapmayın yani. A, sim kartı var diyor. Aa ama. Ya benim Avrupa sim kartımı alabilirsin aslında. Bir e, tamam hocam da yani. Alman olan çalışır. Hayır live ya yayın yapmak gerekmez ki. O kadar da şey değiliz ya biz. Nedir o? Fenomen değiliz çocuklar. Çekip size koyarım onu post olarak. Başka sormak istediğiniz, Rum tarafında merak ettiğiniz bir şey var mı? Mesela şey var orada. Hala Sultan Tekkesi var. Bayağı kutsal bir yer. Hı hı. Çok kutsal bir yer. Peygamberimizin halası deveden düşüp öldüğü için oraya yapılan bir camidir. Evet Rum tarafında ve hala duruyor. Bir camidir ve o Osmanlı Kıbrıs'ı almadan önce Arapların yaptıkları seferlerde oluşmuş bir olaydır. Ve Araplar, Abbasiler hangisidir rahmet bilmiyorum. Tam olarak bilemiyorum çocuklar. Beş kere, altı kere Kıbrıs'ı almaya çalıştılar. Alamadılar. Alamadılar. Ee, Selim Selim döneminde Padişah Selim döneminde Lala Mustafa Paşa tarafından Kıbrıs alınmıştır arkadaşlar. Romca Tek tük kelimeler bilebiliyorum. Kimlik yani, kimlik e... numaranı biliyorsun. Niye bildiğini söylesene kimlik. Hayır. numaranı Sıkıştığında tek tük kelimelerle daha önce daha iyi biliyorduk lise çağlarında ama şimdi Rum Türk ilişkileri nasıl kız alıp kız verirler mi? Ya geçmişten bahsediyor herhalde. Çok az. Çok az. Çok seyrek. Yani parmakla gösterilir. O eskiden söylendiği gibi çok hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok çünkü Türkler de içine kapanıktır. Ee, töresel olarak. Rumlar da öyle yani Türklere kız verme falan. Din farklılığı var zaten çocuklar. Din farklılığı var. Geçmişten gelen bir husumet de var. Ama var gene. Az da olsa var. Neyse. Kız alıp kız vermeye mal mı alıyorsun demiş de. Eskiden alınıp veriliyordu arkadaşlar şimdi bu da çok gizli Böyle... saklı bir bilgi değil yani. Ben öyle bir şey mi dedim? <laughs> Soru öyle geldi ya sen ee... demedin. Auto shutdown initiated. Ne? O bir şey değil. <laughs> Ahmet yeterli mi? Başka? Auto shutdown cancelled. Konuşuyor kulaklığım benimle konuşuyor bir şey yok. Rassamaha maha. İyi mi Betti? Gelin yabancı olsa babam bir şey der miydi? Ben hiç zannetmiyorum. Oca bu sevgiye bağlı ya. O kadar da şey olmamak lazım. Dünyada her şey mümkün. Yani gelin yabancı olsa niye bir şey diyeyim ki? Ahmet abi nasıl bir çocuktu? Ne gibi huyları vardı? Zorlukları vardı? Anlatabilirsin bu arada. Ben her tamam şeyi anlatabilirsin. Ya. Tamam da burada Ahmet abi yargılamaya gelmedik çocuklar. Anlatabilirsin. Benim o yani, konuda yani, gerginliğim yok. Benim yani. de gerginliğim yok da gerek yok yani. Gerek yok. İyi bir çocuktu. Tatlı bir çocuktu. Yo, Konuşkandı. Olsun, <gülüyor> Konuşkandı. <gülüyor> Dersi kaynatırdı. Kalkardı öğretmen <laughs> çocuklara hikaye anlatırdı. Dersi yanardı hocam. Hocalar <laughs> bize söylerdi. yani Bilmiyorum bu tatlı bir taraf mı iyi bir taraf mı çok salakça bir soru var. Kıbrıs'ın ürettiği bir şey var mı? Her şeyi dışarıdan mı alıyorlar? Sorulara salakça devam et. Ama bu çok salakça. Olur mu? abi Adam bilmiyor. Tamam, şöyle söyleyelim ona. E, üretse de Kuzey Kıbrıs'ın özellikle e, satma, ihtimali Ürettiğimiz yok. Ürettiğimiz şeyler var hocam. Mesela geçmişte çok güzel patates üretirdik ve İngiltere'ye kadar satardık yani. Evet. Ta İngiltere'ye kadar satardık. Ondan sonra işte ABD'de bir şeyler oldu. Yunanistan araya girdi. Kıbrıs araya girdi. Rum tarafı bu satma hakkımızı elimizden aldı. Ama şu anda çok güzel peynir satıyoruz. Hellim dediğimiz Kıbrıs'ın kendi peyniri Araplara satıyoruz, Türkiye'ye satıyoruz. Bayağı satıyoruz. Kendi ürettiğimiz şeyler var tabii. Bak bak Big Cola. Bixi Cola'yı biliyorsan Cola. o zaman... Şey, o Kıbrıslı zaten. O Kıbrıslı'dır. Evet. Ama Bixi kola'dan önce de Bel kola vardı çocuklar o savaş döneminde. Bel kola tamamen Türk kolasıydı. Çok güzeldi. Sonra Bixi çıktı. Ama Bixi'yi de batıran maalesef Türkiye'deki büyük tekerler oldu. Çok ucuz fiyata Coca-Cola'yı, Pepsi'yi soktular Kıbrıs'ın Türk tarafına. Bizim Bixi Mixi gitti abi. Üniversite dönemindeyken İstanbul nasıldı diye soruyorlar sana. Üniversite Kaç dönemindeyken yılları? 71 yıllarında İstanbul küçücük bir şehirdi. Yani küçücük derken gene 2,5-3 milyon vardı. 2,5-3 milyon vardı. Çok güzel bir şehirdi. Yürüyerek her yere gidilirdi. Güzel bir şehirdi. Yeşili bol. Çok tat ucuz. Ucuz, Aksaray'da buçuk TL'ye, yarım piliç, patates kızartma, bir tane daha Arjantin birayı içerdik abi 71 yılında. İki buçuk TL. Güzeldi, hala daha güzel İstanbul'da işte çok kalabalık oldu. Çok Çok güzel bir soru var cevabını ben biliyorum ama senden de merak Hangisi? ediyorum. İyi geceler Cumhuramca. Artık kimse cerrahi branşlarda uzman olmak istemiyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bunu soran şey mi? Tıp öğrencisi bir mi? Bir stajyer tıp öğrencisi sormuş bunu. E şunun için hocam. Ee, doktorlara karşı büyük bir saldırı var. Cerrahi branşlar. Hata demeyelim de komplikasyonu çok olan branşlardır. Özellikle kadın doğum. Özellikle kadın doğum. Onun için doktorlar en zekileri, en çalışkanları bu branşlardan kaçmaya başladılar. Çünkü alborunu birbirini mesela bir örnek vereyim size. Amerika'da doktorların sigortası var. Yani malpraktis dediğimiz hatalı ve işte şikayete bağlı şeyler olduğunda doktorlarının havuzla toplanan parası o şikayetlerin tazminatını, her şeyini falanını filanını ödüyor. Bizim rahmetli olan bir tane kadın doğumcu arkadaşımız vardı. İsmini söylemeyeyim. Karabük'te birlikte çalıştık. Kalp aort damarı değiştirilmek üzere Amerika'ya gitti bu arkadaş. İşte girişte biliyorsunuz hastaneye. Adın ne? Sanın ne? Kaç doğumlusun? Ee, falan ne iş yapıyorsun? Falan sorularken bu demiş ki kadın doğum uzmanıyım. <laughs> doğru, ne doğru, yeni doğan, bütün Amerika'da şey, tamam, en çok kazminat ödeyen branş kadın doğum. Türkiye'de de zannederim öyledir. Sağlık Bakanlığında hakkında soruşturma açılmış ve dosya açılmış. Ee, doktorların içinde birinci sırada kadın doğumcu gelir çünkü anne var, çocuk var, ikisini sağ çıkaracaksın. Halkımızın bir kısmı da cahildir. Gebeliğinde takibe gitmez. Ondan sonra komplikasyonlu bir şekilde doktorun şeyine gelir. doğumda karşısına gelir. Artık küçük şehirlerimiz var. Orta boy şehirlerimiz var. İmkanları az olan hastanelerimiz var. Buralarda komplikasyon oluyor. Ondan sonra da sen miydin komplikasyon çıkaran, sen miydin şunu yapan. Çıkıyor yani. Kadın doğum bir numara. E bir Onu de yeni bak. bir şey pardon. Cerrahi branşlara ilginin ve seçmenin mesela TUS'ta azalmasının sebebi budur. İnsanlar sorumluluk almak istemiyor. Çünkü kadın doğum 24 saat çalışan bir doktordur. 24 saat. Ama ameliyatını yaparsın. Daha önce gene anlatmıştım size bunu. İki tane ameliyat yaparsın. Sonra inersin. Sigaranı, çayını içersin. ...oradan hasta sahipleri veya poliklinikte sıra bekleyen insanlar... ...bir bakar kardeşim doktora baksana yani biz kuyrukta bekliyoruz saatlerdir. O seni bilemez ki sen ameliyattan çıktın. Halkımız da affetmiyor. <laughs> Şartlar da affetmiyor. Devlet de diyor ki kapıda bekleyen bütün hastalara bakacaksın arkadaş. Yani zor zor meslek. Rıssın zor meslek için şimdi insanlar ekonomiye gidiyor bilgisayar mühendisliğine gidiyor. Tıpı bitirenlerde kolay branşlar mesela göz, fizik tedavi, cildiye diye bunları seçmeye çalışıyor. Hatta ben de yönlendirdim birkaç tane arkadaşı. Orçun'u. Ahmet'in, Ahmet'in çocukluk arkadaşı var Orçun. Geldi İstanbul'da konuşuyorduk. Dedim Orçun, sen anesteziist ol. Uyutursun hastayı, uyandırırsın. Uyutursun hastayı, uyandırırsın. Çocuk şu anda anestezi Çok, çok mutlu. Şok mutlu çok mutlu. Yani bana dua ediyor. Çünkü diğer branşlarda sıkıntı var çocuklar. E bir de şey gelecekmiş şimdi. E, doktora gittikten sonra doktoru puanlayabilecekmiş halk. Ha, bir, e bir daha <laughs> onu bilmiyorum. Ben, ben kurtardım. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor Cumhur Baba? Sıfır. Sırf tıpta para var diye. Okuyor. Öyle bir şey yok çocuklar ya. Öyle bir şey yok. Her, her yani mesleklerin hepsinde para var. Hepsinde para var. Başarılı olursan hepsinde para var. Yani tıpta para var diye bir şey yok. Ama aranan bir meslek. Aç kalmasın diye para var diye bir şey yok yani. Kaç tane doktor e, trilyoner oldu ki? 70 bin tane doktor var Türkiye'de. Kaç tane trilyoner? Hadi bin bin beş yüzü. gerisi. Normal. Orta direk üstü oluyorsun yani. O normal paranı kazanıyorsun. Bu da yani meşakkatli yani. Meşakkatli. Tıpta para var diye bir laf yok yani kabul etmiyorum ben. Ee, Mr. Goncalos 22 ay olmuş bu arada. 22 evet. aydır destekliyor. Bak ismi Goncalos. Bizim evet. oralardan. Goncalos Kıbrıs. <laughs> ne demek Goncoloz? E i̇şte de. o şey. Yakan, Öcü. Karanlıkta gelen o korkunç, kork, ürkütücü şey. Öcü işte. Ahmetciğim bana misadı? Bitti mi bu kadar mıydı? Bir şey yani bilmiyorum gelen soruları cevaplandırdık herhalde. Dediğim gibi içerik istiyorlar mı? Bir şey yapsınlar, bassınlar chat'i. Bir i̇çerik yapacağız. E, chat, e, babam room tarafına gidip oradan size içerik getirecekmiş. Hani? Dur biraz Abi geç gidiyor. Abi babaya meslekte. Ha evet. En ilginç yurt dışı anını soruyorlar bu arada senin. Sen Almanya'da da çok yaşadın. En ilginç mı söyleyeyim sana? Evet. Bir dakika ya, hangisidir ya? İki tane söyleyeyim mi çocuklar? İki tane anlatayım mı? Anlat. <laughs> Bir tanesi var. Ben ilk Almanya'ya gittiğimde kötü Enstitüsü'ne gittim. De, Enstitüsü gittim. Ee, orada Almanca öğreniyorsun. Almanca öğrendikten sonra ben Almanya'da çalışmayı düşünüyordum. Doktor olduktan sonra. Eee... Hmm. O arada orada anesteziye aldılar beni de ben gitmedim çünkü klinik branşları istiyordum. Yani kaşınıyordum ben. Cerrahi branş istiyordum. Neyse e, en az 7-8 tane Türk arkadaş vardı. Hatta daha fazla. Bunların bir kısmı askerlikten kaçmak amaçlı. Orada bir kursa yazıldılar. Çapyalarda. Şey bir kısmı çok zengindi. Bir kısmı işte arkadaşı vardı veya işte öğrenim programları var ya karşılıklı Onlardan da Amerikalı vardı Koreli vardı Güney Koreli e, Meksikalı vardı her taraftan vardı ondan sonra bunlar anlaştılar hocam küçük bir sahada küçük bir çim sahada maç yapacağız Türkler o kadar çok kalabalık ki iki takviye aldılar e, takımlar zaten 7-8 kişiydi galiba İki tane takviye aldılar. Türk takımı ayrı. Diğeri de karma. Orada işte biz de şeyiz ya, doktoruz ya. <laughs> biraz da yaşımız var. Abi dediler sen bize hakemlik yap. <laughs> ben de doğrucu davutum abi. Hakemlik yapıyoruz. Geliyor birisi faul yapıyor, çalıyor. O biri yapıyor, çalıyorum. Türkler yapıyor, çalıyor. <laughs> Hakemliğin zaten millet olmaz ki. O kadar düzgün yönetmişim ki en son bir tanesi geldi yanıma arkadaşlardan Türk arkadaşlardan. Ya Cumhur abi ya sen Türk değil misin abi? <laughs> ne diyor dedi. Abi dedi de çalıyorum dedi. <laughs> dedim evladım ne görüyorsam onu çalıyorum. Al sen yap dedim. Bir tanesi bu. Bir tanesi de bir Türk Türk kadın telefonda konuşuyor. Telefonda konuşuyor. Ee, ana avrat küfür ediyor. Sonra ...tabii e, Türkçe olduğu için ben de duyuyorum. Kuyrukta bekliyorum. Ben gireceğim. O zamanlar böyle Sımmarım. ne kuyruğu onu da anlat. Telefon kuyruğu. <laughs> yani. Telefon kulübesi. O zaman cep telefonu falan yok. Çocuklar benim söylediğim 80 81 yılı. Kadın küfür ediyor, diyor, Türkçe bağırıyor, çağırıyor. <laughs> Meğer karşısındaki kocasıymış. Ondan sonra şey bitti. Para atıyorsun, öyle konuşuyorsun. Kadının parası bitti ama nereye koyacak, nasıl yapacak bilmiyor. Açtı telefonu. Lan pezevenk dedi, şurayı göstersene bana dedi. Yani ana avrat küfretti bize. Ben de şey yaptım. Aldım elinden parayı. Şuradan atacaksın. Attım ben. Ben attım. <laughs> tak, tak tak biraz daha konuştu. Allah belanı versin dedi. Telefonu çıkardı şey yaptı. Açtı kapıyı çıkıyordu. Hanımefendi konuşmanız bitti mi dedim. Böyle bir... <laughs> ha seni Türk zannetmedi. Ha böyle, böyle çok anım var da şimdi Ahmet Ani'den sorunca bunlar geldi aklıma. Vaziyet bu arkadaşlar. Almanya deneyimimiz de oldu. Her şey de oldu. Peki son olarak Alfred hakkındaki düşüncelerin. Alfred çok iyi köpek ya. Köpek demeye dilim varmıyor. <laughs> Çok akıllı, çok sevecen bir köpek. Gençler bana müsaade. İkinci gol atmışız bu arada. Hadi. Allah. çok güzel. Kolay gelsin hepinize. Ahmetciğim kolay gelsin. Teşekkür ederim Allah katıldığın Allah. için Allah. babacığım. Afret Yer var. Yol ver. Nereden Chatten yazdılar? Evet, kısa oldu ama babamı bir alabildik.